1-2. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı sayfa 66 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1-2. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 661. İslam'ın yayılmasında etkili olan fütüvet kavramını açıklayınız. Cevap, gençlik, erlik, yiğitlik anlamında Arapça bir kelime olan fütüvet, bir çeşit fedakarlık, mertlik, yiğitlik teşkilatıdır. Fütüvet, başta Bağdat olmak üzere büyük İslam kentlerinde işsiz güçsüz dolaşan gençleri bir araya getirmiştir. Bu teşkilat başlangıçta tasavvuf ile iç içe iken zamanla mesleki bir teşekkül olan ahi teşkilatının temelini oluşturmuştur. Fütüvet, soy temizliği. Delikanlılık, gençlik, mertlik, yiğitlik. Mürüvvet, cömertlik, fedakarlık. Bu esas üzerine kurulmuş teşkilat, DNA mahiyette esnaf birliği anlamlarına gelmektedir. Alçak gönüllülük, yiğitlik, eli açıklık, başkalarını sevmek, dünya malına önem vermemek, hoşgörü vb gibi ahlaki temellere dayanan, Anadolu'da 13. yüzyıldan sonra ortaya çıkan, kısa bir süre içinde birçok İslam ülkesinde de benimsenip yayılan, zanaatçı ve esnaf birliklerine verilen ad. 2. İslam'ın yayılmasında etkili olan ribat kavramını açıklayınız. Cevap, fıkıhçılar ribatı şöyle tanımlamaktadırlar. Ribat, Müslümanları kifirlere karşı korumak için sınırlarda beklemektir. Sınır ise, halkının düşmandan korkusu olduğu her yerdir. Ribat, ribatul hayl, at bağlamak, dan gelmektedir. Süvarilerin atlarını bağlayıp nöbet tutmaları olayından adını alan ribat, sınırlarda at bulunsun bulunmasın nöbet tutmak için oluşturulmuş mekanların adı olmuştur. İbn Kudime, El-Muni, 8-356. Hadis-i şerifler Allah yolunda nöbet tutmanın faziletinin büyüklüğünü değişik şekillerde ifade etmektedirler. Allah yolunda bir gece nöbet, ribat, beklemek bir ayı oruç ve ibadetle geçirmekten daha hayırlıdır. Ölürse dünyada yaptığı ameli ve rızkı devam eder. Kabir azabından da emin olur. Buhari, Cihad, 73, Müslim, İmare, 163, Nesao, Cihad, 39, ribatlar, sınır boylarında ve stratejik mevkilerde bulunan askeri amaçlı sağlam yapılardır. Bu yapılar İslamiyet'in Maveraünnehir ve Horasan'da güç kazanmasından sonra yeni bir işlev kazandı. Ticaret yolları üzerinde inşa edilen ribatlarda, İslamlaşmanın tamamlanmasından sonra kervanların yol güvenliğini ve konaklama ihtiyaçlarını sağlamaya yönelik birer kervansaray olarak hizmet vermeye başladılar. Böylece Hakk'a davet yanında halka hizmeti de görev olarak üstlendiler. 3. İmam Maturidi hakkında bilgi veriniz. Cevap, Maturidilik akaid konusunda Ebu Mansur Muhammed B., Muhammed B., Mahmud el-Turidi'nin görüşlerini benimseyenlerin oluşturduğu ehli sünnet mezhebinin adıdır. İmam Maturidi yaklaşık 238-852 yılında Türkistan'da Semerkant şehrinin bir köyü olan Maturidi'de doğmuştur. Türk olması kuvvetle muhtemeldir. Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmayan İmam Maturidi'nin eserleri incelendiğinde, onun kelim, mezhepler tarihi, fıkıh usulü ve tefsir alanlarında otorite olduğu görülür. Eserlerinde ehli sünnetin temel prensiplerini hem ayet ve hadislerle hem de akli delillerle savunmuş, özellikle Mutezile ve Şia'nın görüşlerini tenkit etmiştir. 333-944 yılında Semerkant'ta vefat etmiştir. Maturidik, ünlü Türk din bilgini İmam Maturidi tarafından temelleri atılan bir mezheptir. Maturidilik, tamamen aklı esas alan Mutezile ile tamamen nakli öne çıkaran Selefilik arasında orta bir yerde bulunmaktadır. Maturidiye göre iman, kalp ile tasdik diliyle ikrar söylemektir. Diliyle ikrar ettiği halde kalbiyle tasdik etmeyen kimse mümin değildir. Maturidi iman ile ameli birbirinden ayırır. Amelin imandan bir parça olması ve imanın artıp eksilmesi konusunda Ebu Hanife'ye uyar. Maturidi'ye göre Allah insanlara temyiz kabiliyeti denilen iyi kötüden, hayrı şerden ayırt etme ve aklını kullanabilme gücünü yani irade vermiştir. İnsan bu yönüyle yapmış olduğu eylemlerden sorumludur. Allah, aklı olanları dini yönden mükellef kılmış olup aklı olmayanlar, ilhi emrin sorumluluğu dışındadırlar. Akıl sahipleri akıllarını kullanmak suretiyle yaratıcı ve tek olan Allah'ı bulmak ve bilmek zorundadırlar. Ancak, insanlar ibadetlerin ne şekilde yapılacaklarını akıllarıyla belirleyemezler.
Bunları da peygamberler vasıtasıyla öğrenebilirler. Maturidilik Türkiye, Afganistan, Pakistan, Hindistan ve Orta Asya, Orta Doğu ve Balkan ülkelerinde yaygındır. 4. Mevlana'nın eserleri hakkında bilgi veriniz. Cevap, Mevlana tefsir, hadis, fıkıh gibi İslami ilimlerde kendini yetiştirmiş, Arapça ve Farsçayı iyi derecede öğrenmiştir. Döneminin edebiyat dili Farsça olduğu için eserlerini Farsça kaleme almıştır. Divan-ı Kebir, Mesnevi, Fihi Mfh başlıca eserleridir. 5. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da ahilik teşkilatının kurulmasında etkili olan faktörlerden biri değildir? A. Göçebe halkın yerleşik hayata uyum sağlamalarını temin etmek. B. Asya'dan gelen sanatkar ve tüccar Türklerin yerli sanatkar ve tüccarla yarışabilecek seviyeye gelmelerini sağlamak. C. Anadolu'nun yerli halkının haklarının korunması. D. Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasını sağlamak. E. Esnaflar arasında dayanışma sağlayarak kazançlarını artırmak. Cevap, C. 6. kesin olmamakla birlikte 1340 yılında doğmuş 1430 yılında vefat etmiştir. Gençlik yılları boyunca tefsir, fıkıh, hadis, tasavvuf, matematik, astronomi, felsefe, edebiyat ve dil dersleri aldı. Ankara'da Kara Medrese'de müderrislik, profesörlük yapmıştır. Yukarıdaki bilgileri verilen mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir? A. Mevlana Celaleddin Rumi B. Hacı Bektaşlı Veli C. Hacı Bayramı Veli D. Yunus Emre E. İmam Şafi Cevap C. 1-2. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 66 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.